Devamlı bir ışıklar yanıyor bir yerden. Bak mucize geliyor diyor. Aklına gelen başına geliyor diyor. Hep karşımıza bir şeyler çıkıyor. Biz eğer o zihinden, o gölgeden sıyrılırsak o gelen mesajı alabiliyoruz. Ama ön yargın varsa, negatifsen, zaten arkadaşlar bakın şunu net diyorum, hani kendi şahsımda negatif bir insan varsa yapacağın tek bir şey var. Kaç. Kesinlikle kaç, yapacak bir şey yok. O, çünkü insanlar arkadaşlar bildiği şeyler için yani böyle mutlu olayım, rahat edeyim falan ne diye insanlar uğraşmıyor. İnsanlar şunun için uğraşıyor. Benim bildiklerim doğru, bunlar doğru çıkacak. Çıkmasa ben ölürüm. Şimdi kim? Havva'nın çocuğu muydu? Havva dedi ki bir gün, bu hikayeyi biliyorsunuz ama Havva dedi ki bizim çocuk, kaçıncı sınıfta senin çocuk? Şu an mı? Evet. O zaman mı? Çocuk dedi ki hocam dedi bizim çocuk çok negatif. Her şeyden şikayetçi. Yemekten, okuldan, arkadaşlar her şeyden şikayetçi. Sen bunu düzeltebilir misin? Tabi benden daha iyi bir psikolog mu bulacak yani? Ben düzeltemezsem kim düzeltir? Ben de havalı tabi düzeltirim. Şimdi çocuk geldi arkadaşlar, çocuğa seans yapıyorum ya. Ne desem şikayetçi. Annesinden şikayetçi, babasından şikayetçi. Her şeyden şikayetçi. İşte tatlı veriyorsun beğenmiyor, çay geliyor ve hiçbir şeyi beğenmiyor. Sonra tabi inat ettik. Şimdi ben de iyi bir terapi yapacağım ya. Kesin ben şimdi yoksa dediğim şey şu, iki tane zibidi, serseri sahilde içiyorlar. Birisi diyor ki ya ben bıktım bu serserilikten diyor. Ne yapacağız diyor. Ya diyor ya polis kovalıyor, ya aç kalıyoruz, ya parasız kalıyoruz. Ya gerçekten bıktım, yoruldum diyor. Karşısındaki serseri diyor ki o zaman gir bir işe, gir. Başarısızlığı kabul mü edeyim diyor. Anladınız mı? Şimdi ben başarısızlığı kabul mü edeyim? Çocuğu mutlaka iyileştirmem lazım. Şimdi sonra en sonunda tabii çocuk için yapmadığım şey yok. Yani hediyeler de alıyorum, her türlü giriyorum. Ne desen şikayet çocuk. Dedim ki, yavrum sen ne istiyorsun dedim. Çocuk dedi ki, ben solucan severim dedi. Ne, yani solucan severim, ben solucan yiyeceğim dedi. Bizim ofisi bilenler biliyor, arka tarafta park var. Gittim oraya, havada biraz yağmurluydu. Birazcık kazdım mazdım, ayağım bir solucan topladım. Getirdim al solucan diye. Ama dedi ben kızarmış severim. Ya inat ettik şimdi. Kötü terapist mi olalım? Çocuğu mutlu edeceğiz. İşte Selin abla dedim şu solucanı bir kızart. Şimdi onu kızarttık arkadaşlar. Getirdim Allah'ım dedim. Ben böyle çok sevmem dedi. Nasıl seversin? Ben tek seviyorum dedi. Tamam dedim, o solucanların hepsini attık. Bir tek solucan kaldı. Çocuk ağlamaya başladı. Ne ağlıyorsun dedim. Yalnız mı yiyeceğim dedi. Dedim ki ne yapalım? Beraber yiyelim dedi. Tabi inat ettik, başarısız olamayız. Tamam dedim, kestik ortadan ikiyi. Ben böyle gözümü kapattım falan, birini yedim. O yarısını yedim. Ya demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Devamı ne? Devamı da şu. Ben birisini böyle gözümü kapattım yedim ya, ağlamaya başladı yine. Niye? Benim tarafımı yedin dedi. Şimdi arkadaşlar negatif insana ne yaparsan yap, solucan da yesen onu değiştirme şansın yok ya. Ya mesela şimdi benim işimle alakalı gelip diyor hocam bu saçmalık falan ne diyorlar ya. Ben de diyorum ki evet saçmalık ama iyi para kazanıyoruz ya, boş ver. Ya yani kimisi diyor mesela sen şöyle bir para tuzağısın diyor. Hemen anladın diyorum, yıllardır millete çaktırmadım sen patlay. Yani hiç ne yarışacağım, evet ben para tuzağıyım kabul edin direkt. Çünkü yolun yok. Ya sen ona cennete merdiven kuruyorsun, o diyor ki altından niye değil bu merdiven? Ya ne yaparsan ya bir olumsuz da gelecek ya arkadaşlar. Bu olumsuzla nereden atladık ya? Efendim? Yani şunu demeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi hazire senin içinde deniyor ya. Sen inatla, ısrarla negatif bakıyorsan yapacak bir şey yok. Sen o sırada ben dilencilikten zevk alıyorum desen ne yapayım? Defineyi gösteririm. Yapacak bir şey yok. Yani
Vallahi benim ailemde de var. Allah'a şükür bir sürü varlar. Her yerde varlar. Her yani öyle değil mi? Yani her yerde varlar mı? Evet hocam. Solucanı yedik abi, kazandı, kazanmış gibi mi duruyoruz? Sonra ben bunu anlattım arkadaşlar, ben böyle çok hikaye anlatıyorum ya, bu hikayelerin bir kısmını da başından geçmiş gibi anlatıyorum. Mesela bir toplantıda ben bunu anlattım, o toplantı gelecek hatta bir daha geldim, kadın biri bana böyle bakıyor. Ya nasıl yedin ya diyor. Ben solucan falan yemedim ya, daha anlaşılır olsun diye öyle anlatmış oluyorsun. Aranızda inanmış olanlar da vardır şimdi değil mi? Hepiniz inandınız mı? Yiyecek gibi duruyorum. Ama ya bir söz bizi ne kadar rahat kurtarıyor değil mi? Kişi kendinden birer işi çok hızlı kurtarıyor bizi. Besmele çekeyim. Duyamadım da neyse. Neyse arkadaşlar, ana konuya geçeyim mi yavaş yavaş? Şimdi burada biz her şeyi nasıl algılıyoruz arkadaşlar? Madde olarak algılıyoruz ya, bizim işimiz şu aslında. Biz enerji alıp veriyoruz devamlı. Einstein'in sözü vardı ya, hani sen sahip olmak istediğin gerçekliğin frekansına uyumlandığında o gerçeklik sana ait olur var ya. Şimdi madem ben bir frekans varmış, ben bir enerji yollamam lazım, ondan bana geri gelecek. Öyle mi? Şimdi o zaman bu tarafına bir uyanmam lazım. Uyanalım mı bu tarafına şimdi? Mesela burada arkadaşlar cep telefonlarımız var mı? Herkesin var değil mi? Şimdi bu cep telefonu frekans yayıyor mu? Ya bir insan durdurmak istiyorsan böyle bir örnek yapabilirsin yani. Bu cep telefonu frekans yayıyor mu? Görüyor muyuz? Görmüyoruz ama yayıyor değil mi? Biliyoruz. İşte radyo, televizyon, değil mi? Antenlerin hep bir frekans yayıyor ama biz görmüyoruz. Ama kesin var değil mi? Net. Aynı şekilde biz de bir frekans yayıyoruz ama görülmüyor. Ve arkadaşlar her zaman böyle bir iştah var hayatta, doğal hayatta, fark ediyor musunuz? Bir iştahlı mesela hemen dere bir an önce nehire kavuşmak istiyor, koşuyor. Nehir bir an önce denize kavuşuyor, koşuyor. Çok iştahlılar. Deniz bir an önce okyanusa kavuşmak istiyor, dalgalar. Öyle değil mi? Bizdeki enerji, yani biz de öyleyiz, enerji hemen daha büyük bir enerjiye gitmek istiyor. Sen böyle olumsuz, negatif, sinirlendin ya, o senden çıkan enerji bir an önce gitmek istiyor. Ve hani fizikçiler denge olarak anlatıyor ama ben bu düşünce kısmında dengeye birazcık fazla katılamıyorum. Hani öyle diyoruz ama aslında denge yok. Bir tohum milyonlarca tohum veriyor. İster kötülük ek, ister iyilik ek. Bir dere okyanusa dönüşüyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla biz bir gram kötülük istiyoruz, bir ton kötülük yapıyor. Bir gram iyilik istiyoruz, bir ton iyilik geliyor. Yani bizden gönderdiğimiz enerji çok hızlı şekilde geri dönüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bize düşen şey de şu oluyor. Tamam, ben bu tohumu bu frekansa nasıl atmam lazım? Şimdi arkadaşlar, sistem mükemmel işliyor değil mi? Evrende, sistemde hiçbir arıza yok arkadaşlar. Bir miligramlık bir arıza yok. Bir miligramlık bir arıza olsa her şey birbirine girer zaten. Öyle değil mi? Sistem mükemmel çalışıyor. Ben de bu evrendeki doğal bir hayatım, bende de bir arıza yok. Yani hiçbirimizde bir arıza yok. Karşılaştığımız insanlar, yaşadığımız olaylar, her şeyin mükemmel olması gerektiği için öyle oluyorlar zaten. Öyle değil mi? Şimdi bir defa bununla bir barıştım. Tamam, ben karşıma çıkan kişiler ya da olaylar, davranışlar boşa çıkmadı. Bana bir şeyler öğretiyor. Öyle değil mi? Şimdi hani her kişisel gelişimcinin hayatı kötü. Geçmişte kötü şeyler yaşamış. Halbuki herkes aynı şeyleri yaşıyor ama biz daha güzel anlatıyoruz. Aradaki fark o. Öyle değil mi? Yoksa herkes yani ne bileyim parasız kalıyor, rezil oluyor, hakaret görüyor. Yoksa insan olamıyoruz zaten. Çünkü mesela bebeğiz ya, bebekken ne yapıyoruz? Yürümek için düşüyoruz. Ha, demek ki doğal hayatta düşmek var. Doğallık öyle yani. Hep düşeceksin, bir daha kalkacaksın, bir daha düşeceksin. Zaten aramızda dün bir arkadaşla sohbet etmiştik. Bir defa iflas etmiştim. Bir defa iflas etmiş bir arkadaş da dedim ki iyi, birini atlatmışsın, iki tane daha kaldı. Çünkü tüm zenginler üç defa iflas etmiş. Gelsin o zaman. Evet. Dur, onun için dedim ki hemen siz dedim yarın bir gün bir işe daha girin. 5-6 bin lira fazla büyük olmasın. Çünkü nasıl olsa gene batacaksın. Öyle değil mi? Yusuf Bey'e de söyledim. Yusuf Bey'in bir yeğeni var. Yeni lokanta işine giriyorlar. Dedim ki abi fazla yatırım yapma. Çocuğun ilk işi ya. Kesin batacak.
Ya sistem böyle işte, ne yapalım? Ferdi Tayfur'un ilk iki kaseti hiç bir tane bile satmamış, iki albümü. Üçüncü tutmuş, üçüncü tutunca ilk iki albümü bir daha çıkartmış. Anladınız? Yani öyle olunca ben üçü tamamladım. Yani ya, sistemde hep düşmek var. Bu doğal bir şey. Rocky'nin filminde öyle diyor, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, hani boks maçı ya, hayat, oğluna diyor, hayat çok sert vurur diyor. Bir boksör gibi değil, hayat çok sert vurur ve yeri öpersin. Ama diyor, o problem değildir. Geri ayağa kalkacak gücün var mı? Çünkü herkes yeri öper diyor. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.